Kıyamet kayın bölgende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Havz-ı Kevser suyunu aldı da turu alarkenler. Kolları da tıllı adam bölgen, altından bölgen idişte ümmetini Kevser suyundan içirip seyrak bilerkenler. Hani ki genler Yesuf derken birden ahir zaman ümmeti kip kalarken siz bilen bizge okşayken Resulümüzü görmeyken Resulullah koldaki idişini yer getirişle yukurarken. Atrafta türgen sahabeler bu haletten hayran olup soruya da geldiler. Taşa var degenini eşitip soru yaptılar. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zaman ümmetinize Havz-ı Kevser suyunda seyrap kılmıyorsunuz mu? İçirmeyiz mi? Resulümüzün gapını karayın azizler. Uzatıp yaptılar ki. Ahir zamandaki secde kılıp giden ümmetim bile beni aramda dille gidiş buluşunu haklamayım. Kolumda içiremem onları. Kolumda içiremem de yaptılar. Hayatta yaxshilik nima? Bir insonning ko'nglini ko'tarishmi, ota-onangizning ko'nglini ko'taring. Hayotda bir insonni yaxshi gapirishlik bilan kasalliga shifo topishga sabab bo'lyapsizmi? O'sha eng zo'r xalq tilida aytganda tesha tegmagan jumlalarni ota-onangizga ishlating. Hayotda yaxshilik deganda bir insonning muammosini yechishmi? Ota-onangizning muammosini yeching. Hayotda yaxshilik bir kasalni borib ko'rishmi? Ota-onangizni borib ko'ring. Hayotda yaxshilik bir ma'noda bir kiyim olib berib xursand qilishmi? Avval ota-onangizdan boshlang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilarki, yaxshilikning avvali ota-onadan. Ba'zi insonlar bor ota-onasi esdan chiqib ketgan, boshqalarga qilinadi, yo'q, xato bu. Ota-onasi bir narsaga zor bo'lib, o'zgalarga yaxshilik qilinmaydi. Ota-onangizga yaxshilik qilib qo'ying, keyin ortganini boshqaga qiling. Ota-ona jigar, qo'ni qo'shni keyin begonalar.